Bir sayının 8 ile çarpımı 3 ile çarpımından 175 fazladır. Buna göre bu sayı kaçtır? Bu soruda ölçülen iki tane bilgi var. Birincisi, verilen sözel ifadeyi aday sayısal bir formda yazabiliyor mu? İkincisi, birinci dereceden bir bilinmeyen denklemi çözebiliyor mu? İlk aşamayla başlayalım. Bir sayının diyor, biz bunu matematiksel ifadelerde x diye yazacağız. Ha, bunun yerine soru işareti de koyabilirsiniz. Yine çıkar ama pratik olsun diye x diyoruz. Veya şöyle de diyebilirsiniz. Aklımdan bir sayı tuttum. Bu sayıyı 8 ile çarptım. Baktım ki aynı sayıyı 3 ile çarpıp 175 üstüne ekleyince de yine aynı sayı diyebilirsiniz. Ama matematiksel olarak bunun en pratik ve hızlı yolu şudur. Bir sayının siliyoruz. X'in diyoruz. X'in 8 ile çarpımı yine onun 3 ile çarpımından 175 fazlaymış. Yani x'i 8 ile çarpmam aynı zamanda x'i 3 ile çarpıp üstüne 175 eklememe eşit oluyormuş. Bunun 8 ile çarpımı şuna eşittir diyor. Dolayısıyla araya eşittir koyarak denklemi yazıyorum. X çarpı 8 yerine yine pratik olsun diye 8x diyorum. 8x eşittir 3x artı 175. Şimdi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem çözeceğiz. Dolayısıyla yapacağımız x bilinenleri bir tarafta, bilinmeyenleri bir tarafta toplamak. Şu 3x'i karşıya atıyoruz. 8x eksi 3x eşittir 175 oluyor. Bu da 5x eşittir 175 olduğu için iki tarafı da 5'e bölerek x'in ne olduğunu buluyoruz. Şimdi 175'i 5'e böleceğim. Hemen aklımda bunu 150 ve 25 diye ayırıyorum. 150'yi 5'e böldüm 30. 25'i 5'e böldüm 5. 30 artı 5, 35 diyorum. Cevabımız C seçeneği x eşittir 35. Tekrar bakarsak bize verilen sözel ifadeyi doğru bir formda denkleme dönüştürebiliyor muyuz? Onu sordu. Denkleme dönüştürdükten sonra birinci dereceden yani şuralarda kare, küp falan yok. Ve bir bilinmeyen yani sadece x var. X, y, z yok. Bir bilinmeyen denklemi çözebiliyor muyuz? Cevabımız C seçeneği.